Evet, oyunu kazanıyoruz ama bir şeyi unutuyorsun gergedan. Neyi? Bu oyunda inatçılık yapmak da yasak. Dün hastanedeyken illa pizza yiyeceğim diye tutturdun ve bugün yıkanmamak için inat ettin. Sence bu güzel bir şey mi? Aa, ben onu tamamen unutmuşum Fil. Oyunu henüz kaybetmedik. Kazanmak için hala bir şansımız var. Artık çok az parayla idare etmemiz gerek, tamam mı? Bugün 10 rupimiz var. Kurallara göre sadece 10 rupi harcayabiliriz. Ama Fil, sadece 10 rupi mi? Evet, sadece 10 rupi. Ama yarın ablamın doğum günü Fil. 10 rupiye pasta alamayız ki. Pasta için paraya ihtiyacımız var Fil. Tatlı gergedanım, sen 10 rupiyi kabul et, ben gerisini hallederim. Sen bizi kandırıyorsun. Bu bir oyun değil. Gerçekten de fakir olduk biz. Cüri? Fil, ablam doğru mu söylüyor? Bizde Süpermen'in telefon numarası da yok ki. Eğer olsaydı onu hemen arardım. Bize bir sürü para getirirdi. Ama yok. Ama bizim bir Süpermen'imiz var. Eğer onu çağırırsak hemen buraya gelir. Unutmayın, ikinizin de Süpermen'i babanız. Her çocuğun Süpermen'i babasıdır. Ve lütfen inanın, babanız yakında eski durumumuza dönmemizi sağlayacak, tamam mı? Tamam Fil. Hadi, seni hemen yıkayalım. Tamam. Alo. Bugünden itibaren dükkanınızda çalışmaya hazırım. Evet efendim. Efendim, arabanızı halledeceğiz. Sabahtan beri arabanızın üzerinde çalışıyoruz. Kaynak işi biter bitmez arabanızı size göndereceğim. Evet. Tamam efendim. Tamam. Neden hala bitmedi? Biraz acele edin. Çalışıyoruz. Birazdan biter. Merak etmeyin. Biraz acele edin bayım. Ne tamam, kadardır tamam, bekliyorum. Bitti sayılır. Hey Gutu, bana şu aleti ver. Hey Gutu, arabayı indirebilirsin. Bitti mi? Evet, bitti. Al bakalım bahşişin. Bir çay içersin. Benim bahşişe ihtiyacım yok. Burada çalışmak için maaş alıyorum. Başka para kabul etmiyorum. Şunun tavrına bak. Gören de tamirci değil de kral ya da köy muhtarı falan sanır. Hey, getir şu arabayı. Bayım, şuna bakar mısınız? Şunu gördünüz mü? Tekeri gevşemiş. Her an devrilebilir. Hala anlamadın mı kardeşim? Biz garajda sadece arabaları tamir ediyoruz. Bak, bu güç isteyen bir iş. Senin gibi çelimsizlere göre değil. Ama biraz güçlü, kuvvetli olman gerek. Ama tekerlekte bir sorun var. Neden bence öyle senin söylüyorsun? Kendine göre bir iş bulman gerekiyor, tamam mı? Lütfen şu tekeri tamir edin. Lütfen bir şeyler Yogi. Yapın. Bu ne böyle Yogi? Yoksa abine güvenmiyor musun? Ben ailemizi geçindiremez miyim? Hayır abi. Öyle bir şey yok. O zaman? Ne diyorsun? Bize her zaman sen baktın. Bizimle hep sen ilgilendin abi. O zaman bunu neden yapıyorsun? Şimdiye kadar hiçbir şey yapmadım abi. Hem de hiçbir şey. Her zaman başkalarından bir şeyler bekledim. Anjeli'yi ve çocuğumu kurtaracak parayı bile bulamadım. O yüzden bir karar verdim abi. Bundan sonra aileye ben de yardımcı olacağım ve para kazanacağım. Artık ben de bir işin ucundan tutmak istiyorum. O yüzden ben... Abi bugün... Bugün hangi gün? Hatırlıyorsun değil mi? Renan'ın ölümünün 13. günü. Ben kendime bir söz verdim abi. Renan'ın anısına bir yetimhaneye gideceğim ve elimden geldiğince oradaki çocukları doyurmaya çalışacağım. Bugün gerçekten çok mutluyum. Çünkü kazandığım parayla çok olmasa da en azından birkaç çocuğu doyurabileceğim abi.
Elimden geldiği kadar muhtaçlara yardım edeceğim. Aferin sana Yogi. Bugün belki iki çocuğu doyurursun ama Tanrı ileride karşına öyle bir fırsat çıkarır ki binlerce çocuğu doyurursun. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Çok güzel bir iş yapıyorsun. Abi, bir şey rica edeceğim. Lütfen Angeli'ye yaptığım işten bahsetme, olur mu? Yoksa çok üzülür. Sen de Purvi'ye bu garajda çalıştığımdan bahsetme. Tamircilik yaptığımı bilmesin. Bu hoşuna gitmez. Tamam abi. Bize çay getir dostum. Bugün senin için çok üzülüyorum ve çok utanıyorum. Ama ne sen ne de ben olanları değiştirebiliriz. Ölümün nefesini bizzat hissettiğimde sana ne kadar büyük bir yanlış yaptığımı fark ettim. Ama çok haklı olarak dedikleri gibi her işte bir hayır vardır. Aramızdaki ilişkinin bitmesi çok iyi oldu. Çünkü ilişkimizde ne sevgi vardı ne de güven. Seni nasıl sevebilirdim? Ben sadece kendim için yaşıyordum. Sadece kendimi seviyordum. Bencil bir adamdım. Güvenilmezdim ama Purvi beni tamamen değiştirdi ve her gün her saat onu düşünüyorum. Onun için endişeleniyorum ve senin de bildiğin gibi ben bir şey istiyorsam onu mutlaka elde ederim ve Purvi'yi elde edeceğim. Umarım beni affedersin. Benim sevgili Renim. Peder! Hazırlıklara başlayın lütfen. Tamam. Al anne. Senin için tatlı getirdim. Bakıyorum buraya gelmeden önce hep tatlıcıya uğruyorsun. Söyle bakalım bugünkü iyi haber nedir? İstediğin şey oldu. Başardık. İki çocuğu da okullarından attırdım. İşte bu harika. Bu kesinlikle muhteşem bir haber. Emin ol getirdiğin tatlıları da yiyeceğim ama bugün değil. Çünkü en önemli görevi hala yerine getirmedin. Sen hele bir o işi hallet. O zaman senin için bütün tatlılardan yiyeceğim. O satılık gelini öldürmeni istiyorum. O satılık gelinin cansız bedenini gördüğüm zaman, o zaman benim için başka hiçbir şey yapmak zorunda kalmayacaksın. Canın nereye isterse oraya gidebilirsin. Bana hizmet etmek zorunda olmayacaksın. Benim için hiçbir şey yapmak zorunda kalmayacaksın. Benim vezirim değil, kendi hayatının kralı olacaksın. Yapman gereken tek şey o satılık gelini öldürmek, o kadar. Bu görevi yerine getirem. Sen ne dedin? Ha? Bir daha söyle. Ha? Şaka mı yapıyorsun? Ha? O satılık gelini neden öldüremezmişsin? Sen aklını mı kaçırdın? Benim adım Prekashi. Şimdiye kadar kimse bana hayır demedi, diyemedi. Sen ne cüretle sana verdiğim emri geri çevirirsin? Verdiğim görevi yerine getir ve git. Sakın unutma, o evdeki lüks yaşamını bana borçlusun. Eğer istersem seni anında bitiririm. Paçavra gibi kenara atarım. O yüzden sana dediğim gibi o satılık gelini öldür, görevini yerine getir ve sonra git defol. Bak anne, şimdiye kadar benden istediğin her şeyi yaptım. Doğru ya da yanlış diye hiç sorgulamadım. Ama bu sefer yapamam. Sen onun Vrendra'nın hayatından çıkmasını ve bir daha yoluna çıkmamasını istiyorsun değil mi? Sana söz veriyorum. Öyle olacak. Purvi bir daha hiç yoluna çıkmayacak. Ama ben Purvi'yi öldüremem. Sen kimsin de Purvi'yi koruyorsun? Kendini ne sanıyorsun? Hem beni saçma sapan bahanelerinle kandıramazsın. O satılık gelini öldürmek zorundasın, o kadar. Onun ölmesini istiyorum. Ve bu isteğimi sen yerine getireceksin. Dediğim gibi görevini yerine getir ve git buradan. Eğer inat edersen otoyolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan tavşanlar var ya, yolun bir tarafından diğer tarafından geçmeye çalışırken hızla gelen bir kamyonun altında kalıp ölürler. İşte senin durumun ona benzer. Sana bunu yapamam dedim, anladın mı? Benden istediğin şeyi yapmayacağım. Ben Purvi'yi seviyorum. Purvi benim tek yaşama sebebim.
ve onu öldürmeyeceğim. Aman tanrım. Hurbi'nin düşmanı benim de düşmanımdır. Gerçekten anlamıyorum neden herkes o satılık geline aşık olup duruyor. Sen kendine doğru düzgün kız bulamıyor musun? Önce o terbiyesiz kız, şimdi de satılık gelin. Bilmiyor musun? Satılık gelinlere güven olmaz. O kadınların para için yapmayacakları şey yoktur. Bak sana ne diyeceğim. O kadının işini bitir ve git buradan. Başka bir şehre git de güzel, düzgün bir kızla evlen. Güzel çocuklarınız olsun. Mutlu ve mesut bir hayat sür. Yeter! Senden tek kelime daha duymak istemiyorum. Purvi'yi öldürmeyeceğim. Ve kimsenin onu öldürmesine izin vermem. Ne sanıyorsun? Gerçekten de o satılık gelinin senin aşkına cevap vereceğini mi? Aptalsın sen. Aynada yüzüne baktın mı? Şu halinle canavara benziyorsun. O satılık gelin bırak seni sevmeyi, senin yüzüne bile bakmak istemeyecek. Senden iğrenecek. Hiçbir kadın canavara benzeyen bir adamı sevmez. Sen o satılık gelinin aşık olacağını mı düşünüyorsun? Git hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.